Merhaba Andan Hocam. Bildik, merhaba. Nasılsınız Nasılsın, hocam? emin iyi misin? Ben iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Ya bir bağlanamadık. Öyle bir sorun oldu da çözdük şükür. Ben sana istek gönderdim ama bir türlü bağlanamadık. Sonra tekrardan bir Sanırım şey yapıp aynen. oldu. Sanırım aynı anda gönderdiğimiz için oldu. Olabilir, olabilir, Aynen. Ben olabilir. yorumları kapatıyorum hocam. Tamam canım. Tamam. Nasıl istersen. Arkadaşlar bugün okulumuzun tanıtım yayınlarının ikinci bölümünde Handan hocamızla birlikte olacağız. İsterseniz lafı size bırakayım ben hocam. Olur. Ben Hayır, kendimi isterseniz tanıtarak. soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Sen nasıl arzu edersen, benim için hiç sıkıntı değil. Hocam siz de kendinizce biraz toparlayıp konudan Ben bir başlayayım bahsederseniz. istersen. Aynen. Sen istersen sonra benim eksik bıraktıklarım veya senin ilave etmek istediklerin üzerinden hareket edebiliriz. Aynen Ben hocam. önce kendimi tanıtayım. Ben Handan Kap, İngilizce öğretmeniyim. 26 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bunun 18 yılı Blackboard'a geçti. Benim için çok güzel yılların olduğu bir okul. Gönülden bağlılığım var her öğrencim gibi. Bizim için çok özel bir yer orası. Öğretmenliğimin aslında en verimli zamanlarını da yaşadığım, kendimi aslında en üst seviyede hissettiğim ve bunda öğrencilerimizin de büyük payı var. Biz onlarla beraber yetiştik, onlarla beraber geliştik, dönüştük, bu seviyelere geldik. Çünkü onların karşısında olabilmek, onların istediklerini onlara sunabilmek için çok çalıştık. Yani Burak Bora'nın kadrosu biraz öyle. Hiç kimse böyle mezun olduğu bilgiyle gelip orada kalamaz. Çünkü karşımızda gerçekten başarılı, kendini ispatlamış, kendi okullarında birinci, ikinci, üçüncü olmuş öğrencilerimiz var. Öyle öğrencilerin önünde olabilmemiz için bizim de çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. İngilizce zümresi olarak söyleyeyim, çok değerli arkadaşlarım var. Hepsi çok canı gönülden çalışıyorlar. Biz orada çok güzel bir ekip olduk. Ayrılanlar olsa da, yeni katılanlar olsa da biz hep beraber, hep elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bir kere Burak buraya gelen her öğrenci bizim çocuğumuzdur. Biz olaya biraz öyle bakıyoruz. Kendi çocuklarımız nasıl iyi yetişsin, her alanda donanımlı olsun istiyorsak, öğrencilerimiz için de aynı fedakarlığı yapıyoruz. Onların hiçbir sıkıntı çekmesine katlanamıyoruz. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızda öğrenciler üzerinde yoğunlaşıyor. Bütün projelerimizi onların daha iyiye ulaşması için, daha dünyaya açılabilmeleri için, vizyonlarını genişletebilmek için uğraşıyoruz. Aslında bütün bu projeler bize büyük yük getiriyor. Ama onlarla beraber ben de çok şey öğreniyorum. Öğretmenlerimiz çok şeyi deneyimliyor. Bizim güncel kalabilmemizin en büyük sebebi aslında öğrencilerimiz. Biz öğretmenliğe başladığımızda bilgisayar kullanımı falan yoktu. Ama şimdi biz onlarla birlikte her şeyi yapar hale geldik. Onlardan öğreniyoruz, kendi çocuklarımızdan öğreniyoruz, yardım alıyoruz, beraber yapıyoruz. Seminerlere çok katılıyoruz. Seminerler bizi bu ölçüde çok geliştirdi. Ben hani Milli Eğitim'in yaptığı seminerlerden çok faydalandım bu anlamda. Hani onlara da çok teşekkür ediyorum. İstiyorum ki bütün öğretmen arkadaşlarım da o seminerlere katılabilsinler. Bu hepimiz için faydalı oluyor. İngilizce bizde aslında çok önemli bir ders. En son 2007 yılında hazırlık vardı diye hatırlıyorum. Çok uzun yıllar geçti üzerinden. Biz çok donanımlı İngilizce de anlamında öğrenciler yetiştiriyorduk. Bizim öğrencilerimiz mezun olduğundan mutlaka üniversite sınavından sonra yerleştikleri üniversitenin yapmış olduğu hazırlıklı sınavlarını atlarlar. Öğrenci bunu isterse atlar. Ama kafasında eğer ben bir yıl hazırlık okuyayım, orada biraz dinleneyim, biraz rahat edeyim, gezeyim, tozayım, öğrenciliğin tadına varayım derse o ya sınava girmez ya da girip yapmaz. Yani öyledir. En kötü öğrencimizin de yaptığı şudur, bir dönem okur. O yüzden mesela bazen soruyorlar işte sizin seviyeniz ne oluyor? Bizde öğrenci istediği seviyeye ulaşabilir. Çünkü biz müfredat doğrultusunda aslında müfredatın da ötesinde çok şey yapıyoruz. Hazırlık sınıflarında bu seviyedeyken öğrencimiz hazırlık kalktıktan sonra bile biz yıllarca hani yıllar içerisinde ders saatleri azaldı. 16'lardan
İşte ta bugün itibariyle bakarsak 6'lara kadar geldi. Ama biz hiçbir zaman o hızımızı bırakmadık. Çocukları 6 saatle bile İngilizce seviyelerini çok yüksek olacak şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Bunu başardık mı? Evet, biz başardık. Şöyle bakıyoruz, çünkü başarımızın sırrını şuradan görüyoruz. Nasıl olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu sırrı değil de sınıfından kaynaklı olarak bunu başardığımıza inanıyoruz. Üniversite sınavında hala, sınavdan sonra çocuklarımız hala hazırlık sınıflarını atlayabiliyorlarsa, hala bizden işte Kadıköy Anadolu'ya geçmek isteyen, Hasal'a geçmek isteyen öğrenciler olup da oradaki yabancı dil sınavlarına giriyorlarsa ve bu sınavlardan geçebiliyorlarsa, düşünün, hazırlıklı bir okulun öğrencisiyle aynı seviyedeki sınıfa girebiliyorsa bizim öğrencimiz, evet biz bunu 6 saatte yapabiliyoruz. Artık çok mütevazi olmuyoruz bu konuda. Kendimizi İngilizce alanında ispatladığımıza inanıyoruz. Ama tabii bu sadece bizim başarımız değil. Bizim öğrencimizin de başarısı. Biz el birliğiyle bunu yapıyoruz. Bizimle alakası şu anlamda yok. Evet, biz her şeyi verebiliriz. Ama karşımızdaki öğrenci almaya hazır değilse, almaya istekli değilse bunu başaramayız. Karşımızda güzel bir öğrenci grubu var. Derslerimiz bizim bir kere çok eğlenceli geçiyor. İngilizce dersleri anlamında söyleyeyim. Kendi adıma benim için çok eğlenceli ama öğrenciler için o kadar eğlenceli mi bilemiyorum. Ama güzel geçiyor. Ya hocam, kendi adıma söyleyeyim. İngilizce dersleri her zaman benim için eğlenceli geçmiştir yani. Diğer derslere oranla, hani kıyas yapmak istemiyorum ama İngilizce derslerin biraz daha etkileşimli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, doğru. Zaten hani eğlenceli olmasının sebebi interaktif olması. Öğretmen olarak biz böyle motomot kalkıp karşınızda konuşmuyoruz. Biz bir şey birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum, İngilizce ders aslında ders değil. Sizin dünyaya açılan pencereniz bana göre. Neden dersek, biz orada kendimizi her anlamda yetiştiriyoruz. Edebiyat, bilim, teknoloji, sanat, işte beslenme, sağlık, spor, hobiler, her şey var orada. Orası yaşamın ta kendisi. Dolayısıyla çok çeşitlilik var içerisinde. Bununla bağlı olarak da ne ortaya çıkıyor? Her öğrenciye hitap eden bir alan var. Herkesin orada bir şeyi söyleyebileceği, paylaşabileceği bir şey var. Dolayısıyla o metinler bizim için de çok inanılmaz şey oluyor. Bilgilendirici oluyor. Ben okuttuğum kitaplardan çok şey öğrendim. Hani İngilizceye dair değil, hayata dair çok şey öğrendim. Mesela bazen arkadaşlarım der, sen çok şey biliyorsun, bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Ama biz çok okuyoruz çünkü. Sadece ders kitabı değil onlar. Onlar aslında dediğim gibi biraz önce yaşamın içerisinden örneklemeler. Bu bizi çok aktif tutuyor, çok dinamik tutuyor. Mesela ben bu yüzden mesela müzik çok etkili oluyor bizim derslerimize. En önemli konulardan birisi o oluyor. Filmler, sinemalar, işte tiyatrolar, her şey bizde var. Her alan, insanın olduğu her şey bizde var. Dolayısıyla ben her zaman da söylüyorum, bu gençlerle bir arada olmak bizi hep çok genç tutuyor. Kendimizi çok genç hissediyoruz. Nereden bakarsak yaşımız 50'ye dayandı. Ama ben hala kendimi 18 hissediyorum. Neden? Çünkü öğrencilerimden kaynaklanıyor bu. Aramızdaki iletişimin de güzel olduğuna inanıyorum. Hani seviyoruz, seviliyoruz, güzel anılar yaşıyoruz, paylaşımlarımız çok güzel. Bence ev ortamı gibi, okul gibi değil bana kalırsa. Hani sıkılmazsınız, bunalmazsınız. Teneffüsler de gelir, öğrenciler bizlerle sıkıntılarını paylaşırlar. Konuşmamın başında da söylemiştim, hani çocuklarımız gibidirler. Biz onların her derdine ortağızdır. Belki de aileleriyle paylaşamadığı bazı şeyleri bizimle paylaşmayı isterler. Ve nitekim bunları yaşıyoruz. Sene içerisinde çok örnekleri oluyor. O anlamda etkileşimin güzel olduğu bir alan. İngilizce dersleri için şunu da söyleyebilirim. Bizde hangi sınıfta olduğunuz çok önemli değildir. Sadece öğretmeniniz farklıdır. Ama içerisinde yapılan tüm etkinlikler, yapılan worksheetler, anlatılan her şey aynıdır. Eşitlik vardır orada. Biz öğretmen arkadaşlarla biraz önce de belirttim, çok sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Biz ben sınıfımda ne yaptıysam diğer sınıflarla da paylaşırım. Aramızda böyle bir şey yoktur. Herkes her şeyini paylaşır. Hiçbir şey gizli saklı değildir bizde. Çünkü biz birlikte başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla her şeyi paylaşırız. Onun yanında
Burak Bora'ya öğrenciler neden gelsin? İşte bu kadar iyi bir İngilizce ortamında olabilmesi için gelsin. Çok üst... Benim bağlantım mı kesiliyor? Hocam daha demin donduğunuz sıkıntı mı var bağlantıda? Donmadınız. Yok. Şu anda ara ara kesilmeler oluyor ama şu an evet şu anda dondunuz. İyi mi? Hocam ara ara donuyorsunuz. Şimdi ha. Sara sen kullanıyor musun? İyi mi devam şu anda? Hocam. Ha, şu anda iyi evet, galiba. Şu an sesiniz evet sesiniz biz devam geliyor. Edelim. Evet. Ya biz işte böyle bir İngilizce ortamı sunuyoruz çocuklarımıza, gençlerimize. Mesela ben şunu da söylemek istiyorum. Mezunlarımızın birçoğu yurt dışında. Bunlar bunu nasıl başarıyorlar? Oralarda çalışıyorlar. İşte ellerindeki İngilizce ile başarıyorlar bunu. Her zaman söylüyorum. İngilizce dersi ders değildir. Sizin geleceğiniz için, geleceğinizi garanti altına alacağınız elinizdeki en büyük araçtır. İyi bir İngilizceniz varsa çok iyi bir şirkette çalışma imkanınız olur. Kendinizi çok iyi ifade edersiniz, çok iyi anlatırsınız, çok iyi yazabilirsiniz. Hiçbir şekilde iletişim problemi yaşamazsınız. Ama eğer bunu şey anlamında soruyorsak, hangi seviyede mezun oluyoruz? Şu an şu anda dikkate alırsak B2 plus civarında mezun oluyor öğrencilerimiz. Ama tabii hazırlığın devreye girmesiyle biz bunu C2'ye taşıyacağız. Orada çok güzel çalışmalar yapacağız. Bizim kadromuz bu anlamda çok tecrübeli, çok deneyimli. Hepimiz hazırlık okutmuş öğretmenleriz. Dolayısıyla bunlar bizim için büyük artılar ve avantajlar. Öğretmen arkadaşlarımızın da en genci diyeyim, 17-18 yıllık öğretmen. Oldukça tecrübeli hepsi. Herkes alanında çok hakim. Akademik olarak çok ileride. Biz yıllardır tabii sürekli çalıştığımız için kendimizi hep zinde ve yenileyerek durduk. Bununla beraber biz İngilizce kulübü olarak da okulumuzun İngilizce kulübü var. Hocam görüntünüz dondu. Evet hocam. Hocam şu an sizi duyamıyoruz. Sesiniz kesik kesik geliyor. Görüntünüz de dondu. Duyabiliyor musun? Görüntü mü dondu? Hocam şu an görüntünüz yok gelmedi. Yine dondu. Hocam beni duyuyorsanız eğer hücresel veriniz de varsa açma şansınız var mı? Evet. Handan Hoca şu an hiçbir şekilde ses ve görüntü bağlayamıyor. Hocam şu an duyabiliyor musunuz beni? Şimdi seni duyabiliyorum Emir, evet. Heh, tamam, ben de duyup görebiliyorum sizi. Tamam, şimdi sıkıntı yok o zaman. Aynen. Ben kesildiğimizde şunu söylüyordum. Okulumuzun çok aktif bir İngilizce kulübü var. Bu kulübün içerisinde çok etkinlikler yapılıyor. İşte MUN etkinliği, e-twinning, Erasmus projelerimiz oluyor. Onunla beraber Scrabble ve İngilizce münazara yarışmalarımız oluyor. MUN ile başlayayım istersen. MUN bizim bu yıl üçüncüsünü yaptığımız... zaten pandemiden hemen önce bitti. O yüzden pandemi sürecinde ben çok dua ettim. Allah'ım iyi ki pandemi dönemine denk gelmedi. Çünkü o kadar bir yıllık emek gerçekten ziyan olurdu. Ne zaman yapacağımız tartışılırdı. Sıkıntılı olurdu yani. Çok güzel bir MUN süreci daha yaşadık. Burada bir kültür oluştu bizim öğrencilerimizde. Öğrencilerimiz 11. sınıflar genellikle bütün beyin takımını oluşturuyor. Onlar bütün organizasyonu ayarlıyorlar. İşte sponsorlar, görüşmeler, üniversitelerle irtibata geçiyorlar. Bu yıl diyebilirim ki
hani ekonomik bütçe de onlarda dahil olmak üzere tamamıyla kendileri yaptılar. Birinci ve ikinci yılda hani ben çok yardımcı oluyordum, benimle beraber çok iş yürüyordu. Ama bu sene her şey çok oturdu, onlar çok iyi bir ekip oluşturdular, bu anlayışı da yerleştirdiler. Bu yılın 11. sınıfları 9 ve 10'ları yetiştirdiler. Öğlen teneffüslerinde çok çalışmalar yaptılar, yeni kuşakları diğer emüyenlere hazırladılar, diğer okullarda yapılanlara katıldılar. Hani böyle bir kültür oluştu okulumuzda çok şükür. Bunu oldukça da başarılı bir halde yapıyorlar. Ben öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten harika çalışıyorlar. Çok inanılmaz sorumluluk alıyorlar. Bu aslında bir şeyin göstergesi. Burak Bora öğrencisi sadece akademik anlamda değil, sosyal ve projeler anlamında da çok başarılı. Çünkü üniversitelerle onlar görüşüyorlar. Bütün üniversitedeki yerleri onlar ayarlıyorlar. Orada bir ekip kuruyorlar. Kendi ekipleri inanılmaz koordineli çalışıyorlar. Yapılacak bütün alışverişleri yapıyorlar. Gerçi müdür bey de bu sene bize çok çok yardımcı oldu, çok destek oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize çok güveniyor. Onlara her türlü yardımı yaptı, her türlü desteği verdi. Ama öğrencilerimiz de bizi mahcup etmediler. Güzel bir etkinlik yaptılar. Katılım 360 civarındaydı. Burak Bora emüveni deyince herkesin koşarak geldiği, çok içerisinde olmaktan çok zevk aldığı, hem akademik hem eğlenceli buldukları hani nezih bir ortam diyeyim. Çok zevk alıyorlar. Çok da beklenen bir şey oluyor, emüven oluyor. Ama bu neyden kaynaklanıyor? Bizim öğrencimizin başarısından kaynaklanıyor. Onlar çok iyi iletişimler kuruyorlar diğer okuldaki arkadaşlarıyla. O zaman şunu da gözlemliyorum ben. Çok geniş bir networkleri oluşuyor öğrencilerimizin. Diğer okullardaki birçok insanı tanıyorlar. Bu nedir? Sizi bir üst seviyede, üniversiteye geldiğinizde, iş hayatına geçtiğinizde artık sizin çok iyi bir ağınız var demektir. İşte iş bulmada, iş yapmada, projeler geliştirmede, takım çalışmaları yapmada temel burada başlıyor. Bu beni çok sevindiren bir şey. Hani evet. Bunun da bu kadar oturmuş olması çok güzel. Hocam, sizler görüyorsunuz zaten. Aynen hocam. Bu network'ün kaliteli olması da çok önemli bir husus bence. Evet. Network var yani. Bu MUN ve diğer projelerdeki sosyal ağımızdaki arkadaşlarımızın da bizimle aynı seviyede olması bence çok önemli bir husus. Her yerde de böyle ortamları yakalayamıyoruz maalesef. Tabii. Üstelik bizim MUN'imize 2 yıldır yabancılar da dahil olmak istiyor. Onlar da katılıyor. Yani artık gittikçe büyüdü. Daha da gelişti. Tabii bu tamamen bizim çabalarımızla, öğrencilerin gayretleriyle oluşuyor. Onların bıraktığı güzel izlenimler buna sebep oluyor. Çıtayı da her geçen yıl biraz daha yükseltiyorlar. Ama ben de hep şey korkusu taşıyorum. Tamam, bu sene her şeyi yaptılar. Seneye acaba ne yapacaklar? Nasıl bir şeyle insanları oraya çekecekler? Hani bunları da düşünüp geliştiriyorlar. Bu konuda da çok başarılılar. Çünkü şeyler tabii, her şeyi çok iyi takip ediyorlar. Ya hem ders çalışıyorlar ama sosyal hayatı da çok iyi takip ediyorlar. Eğlenceyi çok iyi takip ediyorlar. Her şeyden haberdarlar. Yani çok yönlü olmaları beni çok cezbediyor o anlamda. Onunla beraber bizim e-twinning projemiz var. En son 2013'te, şöyle diyeyim ben aslında, en son demeyeyim de, Suzan hocamızın başlattığı aslında bizim okulumuzda. Kendisi bu yolda çok yol kat etti. Çok ilerledi. Öğrencilerimize çok katkısı oldu. Çok yardımı oldu. Onları çok üst seviyelere taşıdı. Bizim katıldığımız e-twinning projeleri Avrupa kalite ödülleri aldı. Okulumuza e-twinning şeyleri kazandırdı. Sertifikaları, ödülleri kazandırdı. Kendisiyle başladı bu süreç aslında. Bizim çocuklarımız derslerde öğrendiklerini oradaki platformlarda, e-twinning aslında bir online eğitim platformu diyebiliriz. Oradaki platformda öğrendiklerini bu sefer teknolojiyi de kullanarak, eğitimin içine teknolojiyi de alarak ne yapmış oldular? Uygulamalı çalışmalar yapmış oldular. Online dergi, radyo, konuştular, yazdılar. Bu arada şeyleri çok öğreniyorlar. İşte yazmanın nasıl olması gerektiğini. Ve biz bunları hazırlık öğrencileriyle yapmadık. Biz bunları normal işte 4 yıllık öğrencilerle yaptık. Özellikle bunlarda 9 ve onlar, 9 demiyorum ama onlar çok iyi çalıştılar. Onlar da bunlarla ilgili güzel sertifikalar aldılar.
Önümüzdeki yılda tabii hazırlık sınıfı olması itibariyle buna talep daha çok olacaktır. Yine Suzan hocamızın başkanlığında biz yine onunla beraber her şeyde bunları takip edeceğiz. Çünkü orası ben çok çalışmaları çok kaliteli buluyorum. Dünyadaki diğer öğrencilerle entegre oldukları çalışmalar yapıyorlar. Siz onlarınkine katkıda bulunuyorsunuz. Onlar sizinkine katkıda bulunuyor. Yani bizim dünyadaki bağlantılarımızı oluşturuyor bu eğitimlik projeleri. Erasmus projeleri yapmıştık biz. Onu da Ayla Hoca ile yapmıştık ilk önce. İlk yaptığımız proje Ayla Gümrah'la beraberdi. Kulakları çınlasın. İkincisini ben yapmıştım bizim okulda. Burada da şöyle oluyor. Burada hareketlilik söz konusu. Çocuklarımızı işte Avrupa Birliği'nin verdiği bütçeyle diğer ülkelere götürüyoruz. Orada işte network dedik ya, yine yeni networkler oluşuyor. Bu sefer yurt dışı networkleri oluyor. Orada çok güzel çalışmalara ortak oluyoruz. Bu sefer kendileri o ailelerin yanında kalıyor bir hafta. Çünkü bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hani yurt dışı çalışmalarıyla ilgili ne yapıyorsunuz? İşte en büyük yapabildiğimiz buydu. Bu projemiz bittikten sonra şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz tabii İstanbul'un göbeğinde imkanları iyi olan bir okul olduğunuz zaman bu tür projeler size çok çabuk çıkmıyor. Ancak iki tanesini yapabildik. İnşallah önümüzdeki yıllarda, çünkü aradan birkaç yıl geçti. Yani böyle bir 3-5 yıl geçmesi gerekiyor yeni bir projeyi alabilmeniz için. Daha doğrusu bu projeleri de biz aslında kendimiz tek başımıza da yazmıyoruz. Yurt dışından ortaklarla birlikte yazıyoruz. İnşallah bu yıl yine yapacağız öyle bir tane çalışmayı. Öğrencilerimizin de içinde olacağı. Üzgünüm, eski yıllardaki öğrencilerimiz çok gitti geldi. Hocam ne olur yapalım. Çok istediler ama nasip olmadı. İnşallah bundan sonrakilere nasip olsun diyelim. Onunla birlikte biz her yıl yaz döneminde okullar kapandıktan sonra Temmuz ayında bir grup öğrenciyle yurt dışı eğitimine gidiyoruz. Tabii bu eğitimler aslında bizim okulda yaptığımız eğitimler gibi çok akademik değil. Akademik olmaktan öte işte bir sınıf ortamında sizin başka yabancı öğrencilerle kültürel değişim diyelim. Siz onları tanıyorsunuz, onlar sizi tanıyor. Onlarla ortak projeler yapıyorsunuz, orada ders yapıyorsunuz. Ama bu dersler tamamen uygulamalı dersler. Orada gramer çalışması şeklinde olmuyor. Tabii bu ailelerin imkanlarıyla ilişkili bir çalışma oluyor. Gönül ister ki bütün öğrencilerimizi götürelim. Orada hani dilini öğrendikleri ülkeyi yerinde tanısınlar, o kültürü görsünler, o insanlarla konuşsunlar, onlara temas etsinler. İşte kitaplarda gördükleri müzeleri, resimleri görsünler onların içerisinde. Yani bu insana kendi kültürel gelişimi anlamında da çok şey katıyor. Bir de yurt dışında olup hani ailesinden uzak kalıp ailesinin de kıymetini anlıyor, ülkesinin de kıymetini anlıyor. Çoğu zaman geri gelmek istemiyorlar, hep ağlayarak sızlayarak geliyorlar. Ne olur biraz daha kalalım, ne olur bir hafta daha uzatalım. Ama tabii ne kadar kalırsanız kalın, bir gün gelmek zorundasınız. Dışarıda olmak güzel, o imkanları görmek güzel, oralarda gezmek, o müzelerde olmak. Orada bir tane müzikal etkinliğe katılmak, gerçekten çok büyük zevkler bunlar. Gittiğimiz zaman hani onlardan büyük zevk de alıyorlar. Çok eğlenceli vakit geçiriyorlar ama dediğim gibi tamamen ekonomik koşullar burada söz konusu. Her yıl mutlaka bir grubumuz oluyor giden. Mutlaka bir grup öğrencimiz gidiyor. Bununla beraber e-Twinning'den bahsettik, Erasmus'tan bahsettik. Ha, bizim okulumuzda evet çok projeler oluyor. Bu yıl benim de işte yürütücülüğünü yaptığım 4006 TÜBİTAK projesi olacak. Geçen yıl oldu. Sergimiz yapıldı, çok beğenildi. Öğrencilerimiz çok güzel şeyler yaptı. Bu yıl yine aynı tür çalışmalar yine olacak. Yine öğrencilerimizin katkılarıyla bu projeler gerçekleşecek. Onayımız çıktı ve biz şimdi imza sürecindeyiz. Dolayısıyla imzadan sonra 3-4 Kasım tarihinde inşallah bir sıkıntı yaşanmazsa biz bu sergiyi okulumuzda yapacağız. Burada tamamen öğrencilerimiz okul çıkışlarında, hafta sonlarında, evlerinde buna zaman ayırarak yapıyorlar. Kendi üreticiliklerini, kendi düşüncelerini uyguladıkları bir alan oluşuyor onlar için. Ben gezdiğimde çok hayran oldum. Çok güzel şeyler başarmışlar, çok güzel projeler yapmışlar. Kimya, fizik, biyoloji, resim, teknoloji,
Bu yıl Almanca, İngilizce de dahil oldu bu projelere. Bakalım değişik bir sergimiz daha olacak. İnşallah o da çok güzel olur diye ümit ediyorum. Çünkü emeğin olduğu her şey çok güzeldir ilkesinden hareket ediyorum ben bu anlamda. Onun haricinde söyleyebileceğim daha ne olabilir? Hazırladığım notlarıma bakıyorum. Üniversite sınavlarında söyledik. Dün Kahraman Hocam da belirtti. Sayıları verdi. Çok güzel rakamlar var. Çok güzel başarılar var. İşte ilk %20 civarında öğrenci denildi. Ben hani hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Çünkü bendeki şey açılmadı. Excel dosyasını bir türlü açamadım. Ama zannediyorum Hüseyin Hocam benden daha bilgilidir bu konuda. Çünkü bu tür bilgileri en iyi rehberlik şeyimiz, öğretmenlerimiz daha detaylı verebiliyorlar. Ben dün Kahraman Hoca'yı dinlediğimde ben de çok sevindim sayılara. Çok güzeldi. Boğaziçi, Teknik Üniversite, yani bizim öğrencimizin %80'i diyebilirim ki engineering diyeceğim. Şimdi mühendislik tercihinde bulunur. Zaten 20-25 kişi bile değildi. 20 kişilik bir TM sınıfımız var. Oradakilerin de çoğu hukuk seçer. Onlar da oraya yerleşir. Yani hedefler bizde yüksek. Elde edilen yerlerde o derece yüksek. Onunla beraber bizim hocam, kan şöyle ve... Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii buyurun. Bu okulumuzun başarısıyla ilgili dün yaptığımız, Kahraman Hoca ile yaptığımız yayını izleyicilerimiz YouTube hesabına gidip tekrarını izleyebilirler. Kaçıranlar güzel olduysa eğer. Tamam. Çok daha detaylı bilgiler o videoda bulunuyor. İnşallah orayı tekrar izlesinler. Özellikle karar verecekleri zaman. Şu anda ben biraz ailelerin sınava odaklandığını düşünüyorum. Daha henüz çok bir arayış içerisinde değiller. Herkes elindeki puana göre hareket edecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu videolar asıl orada daha çok rağbet görecek diye tahmin ediyorum. Onun haricinde biz bu pandemi döneminde okul olarak çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çok büyük çalışma yaptık bu alanda. İdarecilerimiz de çok sağ olsunlar, bize bununla ilgili bir planlama yaptılar. Biz daha okulun kapandığı ikinci hafta dersleri yapmaya başladık. Evet. Dolayısıyla, biz zaten de şahit olduk. Evet, sizler şahitsiniz. Derse katılan öğrencilerimiz olarak şahitsiniz. Biz ikinci evet. hafta hemen başladık. İngilizcelerle hemen başladık. Zaten çok bir açığımız yok o anlamda. Olmadı yani açığımız. Dolayısıyla o çalışmalarımızı yaptık. Derslerimizi gayet güzel zamanında, hiç aksatmadan. Bir sıkıntı yaşadığımızda tabii yer değişikliği yaptığımız zamanlarda oldu, olmadı değil. Çünkü biz de insanız. Bizim de dışarı çıkmamız, işte yetişemediğimiz zamanlar oldu. Ama onları telafi ederek hallettik. Onunla beraber ne yaptık? Velilerimizle veli görüşmelerimizi yaptık biz Zoom üzerinden. Yani velilerimizi bilgilendirdik, hallerini, hatırlarını sorduk. Öğrencilerimizle ilgili bizimle paylaşmak istedikleri şeyler olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. Velilerimizi telefonla aradık, ulaştık. Hani bir sıkıntıları var mıdır, işte bizden istedikleri bir şeyler var mıdır diye sorduk. İdarecilerimiz tek tek aradı, rehber öğretmenlerimiz tek tek aradı. Hani ben bu süreçte Burak Boru ailesinin fertleri olduğumuzu hissettim. Aileler, bu anlamda bir şey, atlayamayacağım bir şey daha var, çok önemli o da. Biliyorsunuz bu dönemde işten çıkarılmalar, sıkıntılar yaşayanlar çok oldu. Tabii ki doğal olarak bizim de aramızda bunlardan olanlar oldu. Çalışanlarımızdan, ailelerimizden, onlara velilerimizin de katkısı, velilerimizin, okulumuzun, okul aile birliğimizin katkılarıyla İki kez yardımda bulunuldu. Hani bu yardımlar da öyle gelişigüzel yardımlar değil. Hani 1.000 lira, 750 lira civarında. Bu tamamen sponsorluğu velilerimiz ve okulumuz tarafından gerçekleşmiş bir durumdur. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Siz nerede olursanız olun, hangi durumda bulunursanız bulunun, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız demek için varız zaten. Biz aile olduğumuzu hep bunun için hatırlatıyoruz çocuklarımıza. Birimizin derdi sıkıntısı hepimizin derdi sıkıntısı oluyor. Nasıl biz güzel hayat yaşamak istiyorsak karşımızdakilerin de güzel hayat yaşamasını istiyoruz, iyi olmasını istiyoruz. İyiliklerle anılmak istiyoruz. İşte bu iyi anılar, iyi insanlar biriktirmek istiyoruz hayatımızda. Onunla beraber daha ne yaptık? Vallahi
Bir soru sorabilir miyim hocam? Başka bir yok yine. Sen sor tamam. Bana bakayım. Durma. Tamam hocam. Benim merak ettiğim bir soru var. Şimdi biz bu sene hazırlığa başlayacağız. Hazırlık bizim. Aynen. Hepimizin merak ettiği konu hazırlık. Hazırlık sınıfında evet. İngilizce kaç saat olacak? İkinci yabancı dilde saati tamam. Artacak mı? Tabii tabii. Şöyle olacak. İngilizce ders saati 20 saat olacak. Şimdi bizim planlamalarımızda 12 saat main course olarak, 6 saat skills olarak düşünüyoruz. 2 saati de, yani skills derken 6 saatte reading, writing şeklinde düşünüyoruz. 2 saatte speaking, listening şeklinde. Yani 5 beceriyi en iyi geliştirecek şekilde çalışmaları yapabileceğimiz dersler hazırlıyoruz. Biz dün okuldaydık. 1'den 6'ya kadar okuldaydık diyebilirim. Kaynakları inceledik. Henüz kararımızı vermedik ama bir gün daha toplanacağız. Yine bir bakacağız, araştıracağız, fikir alışverişi yapacağız. Ve kitaplarımızın üzerinde o gün anlaşacağız inşallah. Onunla beraber işte ikinci yabancı dil Almanca o 4 saat olacak. Hani 4 saat Almanca gayet iyi olur. İşte düşünün siz bunu. Buradan mezun oluncaya kadar hazırlığın olması demek 4 artı 1 demek. Yani hem İngilizce anlamında hem ikinci yabancı dil anlamında öğrencilerimizin çok iyi seviyelere geleceği kanaatindeyim. Onu düşünüyorum. Düşünün 4 saatle başlıyorsunuz ikinci yabancı dilde, diğer yıllarda 2-2 gittiğini düşünün. İnanılmaz saat. Yani en az B1 düzeyinde mezun olur öğrenci. En az bana göre. Ama bu, bakın ben şunu da söylemek istiyorum. Biz her şeyi veriyoruz ama bizim karşı taraftaki öğrencimiz ne kadarını açıksa o kadarını alıyor. Eğer siz bu konuda çok meraklı, çok ilgili, çok açıksanız, evet, B2'de olursunuz, C1'de olursunuz. Bugün dil öğrenmek çok zor değil, dil öğrenmek çok kolay. Ben mesela hazırlık sınıfını o yüzden çok önemsiyorum. Hazırlık sınıfı demek aslında sizin orada kendi üzerinize göre dikilmiş bir elbise oluyor İngilizce. Ne kadar erken öğreniyorsanız o kadar üzerinize oturuyor. Her zaman söylerim. Ama yaş ne kadar ilerliyor? İşte bazen öğrenciler şey yapıyorlar. Ben üniversitede halledeceğim. Çok geç. Üniversitede İngilizce öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmek için çok geç. Çünkü orada öğrendiğinizde o elbise üzerinize oturmuyor. Potluyor resmen. Oradan potluyor, buradan potluyor. Hep böyle daha böyle iğreti duruyor üzerimizde. Ama hele hele orta hazırlıkta biz o dönemlerde vardık. Orta hazırlık döneminde öğreniyorsanız bambaşka güzel. Ama lise hazırlıkta çok uygun bir zaman. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gelen öğrencilerimiz bizim yapın dediklerimizi yaptıklarında, uygulayın dediklerimizi uyguladıklarında, okuyun dediklerimizi okuduğunda, bizim sözümüzden çıkmazlarsa çok üst düzey bir şey İngilizce seviyesine sahip olacaklar. Şunu söyleyebilirim. Benim kızım da Burak Bora'dan mezun. Ben ona hiçbir zaman İngilizce ders çalıştırmadım. Ama o şeydi, ilkokulda çok iyi bir altyapısı vardı. Ama ondan sonra zaten devlet okulunda okudu, özel okulda falan da okumadı. Burak buraya geldi, orada Fransızca okudu. Ama ona rağmen üniversitede bir yıl Kanada'ya gitti. Hazırlık döneminde Kanada'ya gitti. Biz hani Fransızca okuduğu için ben çok iyi İngilizcesi olmasını istiyordum. Kanada'ya gitti. Ama oraya gittiğinde bir ay sonra hemen TOEFL çalışmaya başladı. Yani bu şunu gösteriyor. Hani bizim oradaki hani Fransızca sınıflarında bile İngilizcenin çok iyi yapıldığını gösteriyor. Tamam, işte biraz önce bahsettiğim faktörler de önemli. Ama şey de çok önemli. Hani okuldaki dersin nasıl işlendiği de çok önemli. Biz 5 becerinin de olduğu ders ortamları hazırlıyoruz. Biz de sadece listening olmuyor. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada oluyor. Dolayısıyla iyi olacağına inanıyorum seviyelerin. C1, C2'ler. Evet hocam. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani ben anlamda, eklemek istiyorum. Üst düzey donanımlara sahip olacaklar. Tamam. Şu an dondunuz bende de daha demin. Ondan dolayı bir şey oldu. Hocam en son 20 saat... Yarım saatimiz 20 saat... de oldu mu? Yarım saatimiz de oldu. Hemen şunu ekleyip kapatacağım yayını.
20 saat İngilizce olduğu gibi 20 saat Fransızca derslerimiz de var hazırlık tabii. senesinde. Tabii. Artı olarak bu Fransızca'da devlet okullarında tek Fransızca okul olan biziz. Yani bunun yanında Fransız liseleri vesaire de var ama devlet okullarında Fransız hazırlık olarak tekiz. Kesinlikle. Bir de Fransızcanın şöyle bir avantajı var. Eğer ilk sınavda hatırladığım 25 bin içerisindeyseniz Galatasaray Üniversitesi'nin açtığı özel sınava girme hakkını kazanıyorsunuz. Evet. Oradaki sınavda başarılı olduğunuzda bir daha ÖSYM'nin hazırladığı sınava girmek zorunda kalmadan da tercihinizi o yönde yapabilirsiniz. Yani sizin için ikinci bir avantaj oluşuyor Fransızca'da. Dolayısıyla çok güzel, çok başarılı. Dünya, biz şunu söylüyoruz, bizim sloganımız aslında biraz şu. Dünya vatandaşı yetiştiriyoruz biz. Yani dünyadaki diğer gençlerle yarışabilen, ki onların ilerisinde olan, her anlamda donanımlı, entelektüel, farklı öğrenciler yetiştiriyoruz. Biz, bizim Burak Buran'ın özelliği bu. Yani çok güzel özetlediniz aslında hocam. Bütün baştan sona bütün konuştuğumuz şeyleri çok güzel özetlediniz. Hocam isterseniz yayını kapatalım. Bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Eklemek ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son kez alabiliriz. Burak burada olmayı, o öğrencilerle birlikte projeler yapmayı, orada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hepimiz hocam. Dolayısıyla yani hepimiz onların bu projelerle. Çok mutlu oluyorum. İnşallah hep birlikte oluruz. Her zaman. İnşallah hocam. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.